bu festivaldi. Dedik yani bu bugüne yetiştirelim. Bir insan böyle bir önüne bir hedef koyunca daha güzel çalışıyor. Harika. Yani eski feste de bir armağan gibi burada seyircilere ilk kez çalacaksın şarkıyı o zaman. Ya aslında normalde ilk kez çalacaktık. Düne bir konser çıktı. Sonra da dedik ki yani eski fest önemli bir konser. Bir gün önce çalarsak iyi bir prova olur. Seyircili bir prova olur diye. Dünkü de önemli bir konserdi ama plansızdı. Yani aslında burada ilk defa çalacaktık. Planımız buydu. Dün Hacettepe'de çalmış olduk ama yani adam gibi burada inşallah ilk defa çalacağız. Harika. Biz de heyecanla, merakla bekliyoruz. Peki nasıl bir sahne olacak? Yakın zamanda bir türkü albümünüz de çıktı. Müzik eleştirmenleri tarafından çok güzel yorumlar aldı. Yeni şarkı var, eski şarkılarınız var. Nasıl bir sahne bekliyor seyircileri bugün? Nasıl bekliyor? Karışık. Ya bugün konuğumuz da var. Evet, konuklu. İşte 45 dakika süremiz var. Ne sığdırabilirsek karışık kuruşuk bir şeyler çalacağız. Bugün Niyazi Koyuncu'nun sahnesinde de konuk oldunuz. Niyazi ile aynı mahallede oturuyoruz. Ben, Selim ve Niyazi üçümüz özellikle. Eskiden Eray daha o mahallede oturuyordu. Neyse işte dedik ki böyle bir şey yapalım. Onun da hoşuna gitti. Onunla bir Lazca türkü söyledik. Şimdi de yine bir türkü söyleyeceğiz. Bugünkü programdaki, yani bizim bu akşam çalacağımız tek türküyü Niyazi ile beraber söyleyeceğiz. Bir Rize türküsü söyleyeceğiz beraber. Harika. O zaman sizi sahneye uğurlamadan, çok az vaktimiz kaldı, hemen sizin de buradan duygularınızı alalım ve sezonun ilk festivali, Milyon Yapım'ın eski fest, ilk büyük festival, çok coşkulu bir kitle var burada. Neler söylersiniz? Şaşırmadık. Yine çok güzel. Sahnenin de çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Başarılar diliyorum ekip arkadaşlarıma. Çok teşekkürler. Pinani'ye çok teşekkür ediyoruz ve iyi sahneler diliyoruz. Milyon TV ekranlarından ayrılmayın. İyi sahneler, iyi festivaller dileyelim herkese. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun.